Son zamanlarda herkesin dilinde aynı kelime, uçay atlas. Kimine göre uzaylıların gemisi, kimine göre doğaüstü bir sinyal, kimine göre ise kaderi değiştirecek bir mesaj. Ne çok bilgi kirliliğine neden oldu değil mi? Sanki bilinçli olarak yapılıyor gibi geliyor insana. Ama durun, gerçekten de öyle mi? Yoksa bu sadece bizim evreni anlamaya çalışan ama her bilinmeyene korkuyla bakan zihnimizin bir yansıması mı? Bugün gerçek bilimden, akıl yürütmeden ve biraz da sağduyudan konuşacağız. Ve korkunun değil, merakın büyüttüğü o evrensel aynaya bir kez daha bakacağız. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümü. Cumhuriyet sadece bir üretim biçimi değil, aynı zamanda bir aydınlama projesi. Bir merak ve keşif çağrısıydı. Ve bugün tam da bu ruhla Cumhuriyetimizin bize öğrettiği akıl ve bilim ışığıyla evrenin derinliklerinden gelen bir misafirimizi konuşuyoruz. Cumhuriyet bize sınırların ötesini hedeflemeyi öğretti. İşte şimdi o sınırların en üst noktasındayız. Göklerdeyiz. 3 ay Atlas keşfedildiği andan itibaren interneti kasıp kavurdu. Bir yanda uzaylılar geliyor diyen manşetler, diğer yanda gizlenen gerçek iddiaları ve işin kötüsü bazı bilim insanlarının bile popülerlik uğruna sansasyonel açıklamalar yapması. Ama bilim sansasyonla değil kanıtla ilerler. Sorularla, gözlemlerle, sabırla. Evet, bazen beklemek sıkıcı gelebilir. Ama kanıt olmadan, gözlem verileri işlenmeden, tam olarak budur demeden konuşmak bilim insanlarına, saygın kurumlara yakışmadığı için şu anda bir sessizlik hakim. Bu da çok doğal. Bu gizemli cisim Güneş sistemimize dışarıdan gelen 3. yıldız arası ziyaretçi. Yani kendi sistemini çoktan terk etmiş, uzayın derinliklerinden koşup gelmiş bir yolcu. İlkini hatırlarsınız. Oumuamua. O da başta uzaylı gemisi ilan edilmişti. Sonra Borisov geldi. O da aynı akibete uğradı. Ve şimdi sahnede 3 ay Atlas. Peki nedir bu 3 ay? Aslında çok basit. Third Interstellar Object. Yani yıldızlar arası 3. nesne. Atlas kısmı ise onu keşfeden teleskop sisteminin adı. Yani gizemli, böyle değişik bir şifre değil. Sıradan bir kayıt. Ama insan zihni sıradan şeyleri pek sevmez değil mi? Bir gizem varsa arkasından mutlaka bir hikaye ararız. Ne zaman bilinmeyen bir cisim görülse hemen uzaylılar geliyor, dünya istisası başlıyor diyen bir grup ortaya çıkıyor. Basit bir bilgiyi akıllara zarar bir şekilde abarta abarta yaymakta üzerlerine yok. Bu kadar akıl dışı fikirlerin nasıl olur da bu kadar inandırıcı şekilde anlatıldığına şaşırmamak elde değil. Hiçbirinde de haklı çıkmadılar. Bütün savları fiyaskoyla sonuçlandı. Ama hala bıkmadan, usanmadan iddialarını sürdürüyorlar. Bir de korku salanlar var ki aman 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 aman. 3 ay Atlas nikel açısından zengin bir yapı sergiliyor. Bu durum bazılarının metal bir gemi fikrine yöneltti. Oysa mesele çok basit. Bu gök cisminin içinde farklı yoğunlukta veya doğada görmediğiniz maddelerin olması onun başka bir medeniyet tarafından yapılmış olabileceği anlamına gelmez ki. Çünkü evren zaten başlı başına bir laboratuvar. Uygun koşullarda her türlü madde, yapı, form ve enerji kendiliğinden oluşabiliyor. Biz sadece küçük bir kısmına şahit oluyoruz. Ama nikel evrende nadir değildir. Süpernovalar, yıldız patlamaları çevrelerine trilyonlarca ton metal saçarlar. Yani bu yapay olduğu anlamına gelmez. Belki de iki gezegenin çarpışma enkazı, belki de yıldız arası kazanın sessiz bir tanığı. Ancak gözlemlerle ve o gözlem verilerinin işlenmesiyle tamamen gerçek ortaya çıkacak zaten. Ama gene dürüst olalım. Bizim elimizdeki tüm veriler sadece birkaç pikselden ibaret. Astronomların ve astrofizikçilerin uykusuz kalma pahasına gözlemler yapıp araştırdığı bu cisim hakkında bilgi almak için verdikleri çabanın sonucu. Minnacık görüntüler ve ışındaki analizlerden ibaret. İnsanlar zannediyor ki teleskoplarla bu gök cisimlerinin çok net büyük görüntülerini elde ediyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Henüz öyle bir teknolojimiz yok. O internette ulaşan 3 ay atlas olduğu iddia edilen sahte görüntülerin neyle çekildiğine dair hiçbir veri, araç veya cihaz bulamazsınız. Çünkü hepsi sahte. 3 ay atlas sadece güneş ışığını yansıtan uzayda hızla hareket eden mini minnacık bir cisim. Onu görebilmek belirli dalga boylarında yapılan uzun gözlemlerle mümkün. Yakın çekim görüntüler, internette dolaşan uzay gemisi fotoğrafları tamamen sahte. O birkaç pikseli büyütüp anlamsız hale geldikten sonra birkaç rutuşla böyle bir şeylere benzetip dev uzay gemisi, yok filo, yok lıdısı, bıdısı diye
Pazarlayanlar bilimden çok etkileşim için yapılan sahtekarlıkların peşindeler. Hani o meşhur yakın plan uzay gemisi fotoğrafları var ya, içine ışık, duman, metalik yansımalar eklenmiş o videolar. Hepsi sahte. Hele ki yapay zekayla sahte görüntüler üretmek artık çok kolay. Neye inanacağımızı zaten şaşırmış durumdayız. Ama ne ironiktir ki bu sahtekarlıkları etkileşim için yapanlar bir süre sonra kendi yalanlarına da o kadar inanıyorlar ki ve hayatları boyunca hiçbir sonucu olmayan bir yolda kilitli kalıp duruyorlar. Yani gerçek anlamda beyinleri error veriyor. Bir şeyin doğru olması değil, ilginç görünmesi yeterli. Ama bilim sabır ister, spekülasyon değil. Ve biz sabırsızlık çağında yaşıyoruz. Buna tananın hepsi de bu yüzden. Peki, ya gerçekten akıllı bir medeniyetin gönderdiği bir araç olsaydı? Milyarlarca yıl boyunca uzayın -270 derece soğuğuna, yıldızların ısısına, radyasyona, ışımalara dayanabilir miydi? Hayır tabii ki. Bunu neden net şekilde söyleyebildiğimi açıklayayım. Evrende her şey atomlardan ibaret, canlı, cansız, her şey atomlardan oluşuyor. Ve akıllı medeniyetler olsaydı onlar da farklı maddelerden oluşmamış olacaktı. Soğuğa dayanıklı canlılar sıcak yerlerde başlarına kötü şeyler gelebilir. Sıcağa dayanıklı evrilen canlılarsa soğuk ortamlarda hiç hoş şeylerle karşılaşmazdı. Yani her halükarda aynı atomlar olmazsa da elektron, proton, nötronlardan, atom altı parçacıklardan oluşmuş olacaklardı. Bu da evrendeki her türlü tehlikeye dayanıklı oldukları anlamına gelmez. Eminim bu açıdan hiç düşünmemiştiniz. Uzay merhametsizdir. Her şeyi eritir, dondurur, kırar, un ufak eder. Uçağı Atlas'ın üzerindeki katmanlar da bu acımasız koşullarda soyula soyula bugünkü halini aldı. Geride sadece çıplak ve soğuk bir çekirdek kaldı. Teknolojisini geliştirmiş, böyle bir çekirdek gemide yaşamayı başarmış, ekosistemini kurmuş bir gemi olsaydı zaten bu şekilde görünmezdi. Daha büyüleyici bir görüntü almış olur, hatta her türlü frekansımızı tespit eder. Aralarında sabırsız, meraklı olanlar telefon sinyallerimize dahi bağlanıp bizimle iletişim kurmaya çalışırdı. Eğer uzaylı teknolojisi ise zaten milyarlarca yıldır uzayda yer almıyor olurdu. Işık hızını aşan teknolojiye geçmiş, yakın tarihte bizi gözlemleyebilecek teknolojileri olan gelişmiş akla ve zekaya sahip uzaylılar olmalılar ki bizi görüp incelemek için uzay zamanda atlamış olmalılar. Bunu da çok rahat gözlemleyebilirdik. Böyle bir teknoloji devasa bir enerji kullanacağından uzayda anormal bükülmeler, ısınmalar, patlamalar meydana gelirdi ki yakınımızda bunlardan hiçbir iz yok. Orada yaşam olduğuna dair hiçbir kanıt buna işaret etmiyor. Ama öyle olmasını çok istiyoruz değil mi? Ben de çok istiyorum. Işık hızı, öte gezegenler, onlar arasındaki mesafelerimiz ve bunu aşabilmek için gerekli teknoloji, fizik kuralları, kuantum fiziği buna ne der? Hepsini ayrı bir videoda anlattım. Üç Ay Atlas'a gelecek olursa, zaten dünyada çok gelişmiş radyo teleskoplar ve yer dışı yaşam araştırma merkezleri gözlerini bu cisimlere dikmiş durumda. Sürekli bu cisimlerden sinyal almanın bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyorlar. Ama tek bir anlamlı sinyal bile alınmadı. Sadece güneşin yansıyan ışığı ve sadece fizik var elimizde. Gelelim bir diğer konuya. Bu kadar küçük, bu kadar hızlı bir gök cisminin güneş etrafından geçerken sapan etkisiyle hızını değiştirip yörüngesini değiştirmesi anormal değil ki. Zaten içerisindeki maddenin kütlesine bağlı olarak bu oranlar değişkenlik gösterir. Abartılı sapma ya da hız değiştirme yok. Bilmediğimiz, dünyada daha önce başka cisimlerde gözlemlemediğimiz bazı davranışlar varsa da bu da zaten eninde sonunda ortaya çıkacak. Ya bu kadar heyecanlanmaya gerek yok. Bu değişimler bu cisim hakkında daha çok bilgi verecek ve 3 Ay Atlas bizi fizik kurallarının sınırlarını genişleterek yeni keşiflere vesile olarak sessizce sistemimizden uzaklaşıp gidecek. Ve bu sessizlik bile çok şey anlatıyor. Evren kaoslarla doludur ama biz küçük canlılar için çoğu zaman sessizdir. Çünkü o konuşmak için değil, gözlemlenmek için var. Yani rahat olun. Dünya dönmeye, yaşam her şeye rağmen bildiğimiz gibi zaman içinde akmaya devam ediyor. Hadi düşünmeye devam edelim. Belki milyonlarca yıl önce akıllı uygarlıklar kendi küçük araştırma araçlarını göndermiş olabilir. Ne dinozorlar ne de ilkel toplumlar farkında bile değillerdi. Zaten bir astrodidayı göremiyorken küçük uzay araçlarını gözlemlemeleri mümkün değildi ki. Pluton'a gönderdiğimiz New Horizons uzay aracını düşünün. Pluton'un yakınından hızla geçerken Pluton'un en net görüntüleri size gönderip derin uzayda yol almaya devam etti. Pluton'da yaşayan akıllı olmayan canlılar varsa ki ruhları bile duymamıştır.
Hele ki bozulmuş, enerjisi bitmiş, sinyal vermeyen, dünyanın yakınından geçen akıllı canlı ürünleri varsa onları görmemiz şu anki teknolojiyle bile mümkün değil. Binlerce yıldır insanlar doğa olaylarını yüceltip gökten gelen güçlere yormuş ve hayal güçleriyle birçok çizim figür tasarladılar. İnsanların hayal güçlerinin gerçekten sınırı yok. O kadar yıl geçmiş, teknolojik çağ atlamışız, şimdi bile atalarımızdan hiçbir farkımız yok. Unutmayın, biz gökyüzünü henüz birkaç yüzyıldır tanıyoruz. Yani yeni yeni tanıyoruz. Daha bilmediğimiz neler var. 1977'de bir araç fırlattık. Voyager 1. Bugün 23 milyar kilometre uzaklıkta. Ama hala güneşin manyetik etkisinden çıkamadı. Şimdi düşünün. Milyarlarca yıl sonra başka bir yıldız sistemindeki bir uygarlık belki de Voyager'ı bulacak. O zaman çoktan biz olmayacağız. Güneş belki patlamış, dünya yok olmuş, Andromeda ile galaksimiz birleşmiş olacak, o uzay aracında belirttiğimiz konumdan eser kalmayacak. Boşu boşuna buralarda 5-10 milyar yıl önce yaşamış olan bizleri aramaya çıkacaklar. Bu sırf bu araç yüzünden. Yani o zaman da Voyager'ı bulan bir medeniyet varsa bile bizim kim olduğumuzu hiçbir zaman bilemeyecek. Tıpkı bizim de 3 ay atlasın nereden geldiğini bilemediğimiz gibi. Ama en önemli sorunun cevabını bulacaklar. Evrende yalnız olmadıklarını. Bizim de evrende yalnız olmadığımızı düşünüyorum. Uzay zaman o kadar büyük, o kadar geniş ki bununla ilgili ayrı bir videom var. Tek tek en net şekilde anlatıyorum. Ne kadar küçük olduğumuza şahit olmak sizi fazlasıyla şaşırtacak. Beyin fırtınasına devam edelim. Gerçek istilacılar belki de çoktan burada. Doğayı yok eden, atmosferi delen, okyanusları, denizleri kirleten insanlar. Evet, yanlış duymadınız. Kendini en akıllı türü ilan eden ama yaşadığı gezegeni mahveden o insanlar. Belki de uzaylı kelimesi en çok kendi gezegenine yabancı davranan bu insanlara yakışıyor. Uzaylılardan korkmalı mıyız? Korku, insanlığın en eski refleksi ama aynı zamanda büyük zinciri. Çünkü korktuğumuz her şeyi yok etmeye çalışıyoruz. Oysa bilim insanı korkmak yerine merak eder. Uzaylı arayışımız devam etsin. Ama onlardan korkmayalım. Çünkü biz bile Mars'a, Jüpiter'in, Satürn'ün uydularına araç gönderirken orada bir canlı bulsak ona zarar vermeyiz ki. Belki de korkularımız evrenin küçücük gezegeninde, küçücük yerlerde savaşlarla, katliamlarla, istila etmekle dolu tarihimizin ve günümüzde de devam ediyor bir yansıması. O yüzden uzaylı hikayeleri bile hep tehlike üzerinde kurulu. O yüzden bilimden şaşmayın, merak edin ama korkmayın. Unutmayın, korku sizi küçültür, güçsüzleştirir, savunmasız yapar. Merak, araştırmak, incelemek ise yüceltir, büyütür. Bilimden şaşmayın, kanıtları takip edin. Bu tür gizemler karşısında sorulacak ilk soru bu bir istila mı, uzaylı mı değil. Bu cisim bize evrenin işleyişi hakkında ne öğretebilir, ne olabilir? Evren kendi kendine deney yapan dev bir laboratuvar. Orada yapay ya da doğal ayrımı yoktur. Sadece olasılıklar vardır. Ve biz de o olasılıklardan sadece biriyiz. 3 ay atlas bir gemi değil belki. Ama bize evrenin karmaşıklığını hatırlatan sessiz bir öğretmen. Her yıldız arası cisim evrenin bize fısıldadığı küçük bir hikaye. Kim bilir güneş sistemimizin bu yeni ziyaretçisi sayesinde evrenin hangi sırları ortaya çıkacak? Sonuç olarak 3 ay atlas ne istilacı, ne bir gemi, ne de uzaklardan gönderilmiş bir mesaj. O sadece evrenin sırlarından biri. Bizlerse onun hikayesini çözmeye çalışan küçük bir gezegenin varlıklarıyız. Ve belki de bir gün gerçekten onlarla karşılaşacağız. 3 ay atlasın gelişi bize gösterdi ki evren keşfedilmeyi bekliyor ve tam da bu noktada Atatürk'ün o tarihi sözü tüm anlamını buluyor. İstikbal göklerdedir. Bu bir öngörü değil, bir yol haritasıydı. Cumhuriyet'in bize bıraktığı en değerli miraslardan biri. Bu bayram sadece geçmişi değil, geleceği de kutlama günü, göklerdeki geleceği. Cumhuriyet bayramımız kutlu, istikbalimiz aydınlık olsun. Hoşça kalın, bilimle kalın.